Arkadaşlar merhabalar. Bugün size gelmiş geçmiş en iyi 11 çocuk kitabından bahsedeceğim. Zaten 23 Nisan'da yeni geride bıraktık ve böyle bir video bence güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arka plan diğer videolara göre farklı. Çünkü bir süredir ders çalışmak zorundayım. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu plan, arka plan nasıl olmuş? Şimdi gelelim gelmiş geçmiş en iyi 11 çocuk kitabına. 11. sırada aslında çoğumuzun duyduğu Bir Zamanlar'da dizisi olan bir kitaptan bahsediyorum. Kitabın ismi Küçük Ev. Laura Ingalls Wilder'ın yazmış olduğu kitap ve bu kitap 1935 yılında yazılmış bir kitap. Aslında çoğumuz annelerimiz babalarımız bile bu kitabı biliyordur, emin olun. Yazar bu kitapta 19. yüzyılın vahşi batısını anlatan bir kitap. Aslında biraz da kendi çocukluğundan özenerek yazmış bu kitap. Bu romanda ormanda inşa edilen bir evde annesi, babası, iki küçük kız kardeşi ve köpeğiyle birlikte yaşayan bir kızın hayatını konu alan bir kitap. Yani vahşi batıdaki yaşamları konu alan ve gündelik yaşamlardan bahseden, çok böyle sıcak, böyle sizi okuyunca kendinizi iyi hissettirecek bir çocuk kitabı. O yüzden hala okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Yani bu ki 11 kitabın hepsini de okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gelmiş geçmiş, dediğim gibi, gelmiş geçmiş en iyi 11 çocuk kitabı seçilmiş bu kitaplar. Bu zamana kadar, günümüze kadar gelmiş geçmiş en iyi çocuk kitaplarının 10.sı ise Zamanda Kırışıklıklar. A Wrinkle in Time 1962 yazılı bir kitap. Yazarı Madeline L'Engel, McMurray'nin fizikle uğraşan babası, bir gün ortadan kaybolur. Ve Mac de evde otururken birden evlerine birkaç yabancı gelir misafirliğe ve kendini birden uzayda bulur. Aslında bu çocukları bilim kurguyla tanıştıran İlk kitap sayılabilir. Hem uzay temalı bir kitap, hem de böyle 2. Dünya Savaşı'ndaki o soğuk savaşın izlerini de bu kitapta görebiliyoruz. Hani bana soruyorsunuz, böyle bilim kurgu okumak istiyorum, İtaki bilim kurgu serisinden hangi kitabı okusam? Eğer yaşınız küçükse bence bu kitap gerçekten bilim kurgu okumaya başlamanız için en ideal kitap. Ve bu kitap yazılırken Einstein'in izafiyet teorisinden de yararlanılmış. Yani bu kitapta Mac böyle çok zeki ama tuhaf bir karakteri olan bir kızın hikayesini anlatıyor bu kitapta. 9. kitap, çoğunuz bunu biliyorsunuzdur ya da yeni yeni duymaya başladınız. Yerdeniz Büyücüsü, Ursula Le Guin'in yazmış olduğu kitap. Kitap aslında yine eski bir kitap ve 1968 yazılı. Atmaca isimli küçük bir çocuk, teyzesinden öğrendiği büyülerle kötü olan kasabasını, köyünü kurtarmak ister. Sonra yeni bir isimle büyücü okuluna gitmeye başlar ve büyücülük okulundaki işte ejderhalar, büyüler, fantastik öğeler. Bu size neyi hatırlattı? Tabii ki Harry Potter'ı. Harry Potter yazılırken ilham alındığı birçok kitap var. İşte size Malory Kuleleri'nden bahsetmiştim. Yerdeniz Büyücüsü de emin olun bu kitaplardan, ilham kaynağı olan kitaplardan biri. Gelmiş geçmiş en güzel çocuk kitaplarından 8.'si ise, bunu tabii ki biliyorsunuz, filmini de biliyorsunuz çünkü sinemaya da uyarlandı. O da Roald Dahl'in yazmış olduğu Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Biliyorsunuz bir çikolatanın içerisine, Charlie'nin çikolata fabrikasına gidecek olanlara bilet oluyor ve bu çikolata fabrikasında geçen böyle her taraf çikolatalar, böyle bu güzel, fantastik ve sizi büyülü dünyalara götürebilecek bir kitap. Gelmiş geçmiş en iyi çocuk kitaplarının 7.'si ise Winnie the Pooh. Winnie the Pooh'ya aslında böyle bebek kitabı gözüyle bakmamanız lazım. Kabalcı'nın Winnie the Pooh'sunu yazarsanız Google'a, bayağı 350-400 sayfa olacağını göreceksiniz ve gerçekten Winnie the Pooh aslında çok böyle sevimli, çok böyle büyülü bir dille yazılmış bir kitap. Sonra tabii ki çizgi filme uyarlanmış. Yazar bu kitapta aslında her bir karaktere kendi oyuncaklarının isimlerini vermiş. Bu kitabın aslında öyküsü ve bu çizgi film karakterlerinin öyküsü bu şekilde. Yani her daim ve de mükemmel masal kahramanları bu kitabın içerisinde yer alıyor. Gelmiş geçmiş en iyi 11 çocuk kitabından 6.'sı ise, tabii ki bu listede yer almasaydı bu liste denmezdi, Küçük Prens. Sahra Çölü'ne düşen bir uçağın pilotu ile gezegenden gelen bir prens çocuğun
hikayesi anlatılıyor. Ve şu dipnotu da eklemek istiyorum. Küçük Prens'in yazarı 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybetmişti. En iyi 5. çocuk kitabımız ise bu da bu listede yer almak zorundaydı. O da Küçük Kadınlar. Büyük ihtimal çoğunuz anneniz babanız bu kitabı da okumuştur. Çünkü çok eski bir kitap. Bu kitap tahmin ettiğimizden çok 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 eski bir kitap. Tam olarak 1868 yılında yazılmış Küçük Kadınlar. Bu kitapta küçük bir kentte yaşayan, bir evde yaşayan 4 kız kardeşten bahsediliyor. 1868 yılında bile yazılmış olsa her dönemde, her kuşakta siz okuduğunuzda aynı etkiyi verebilecek bir kitap. O yüzden zaten en iyi çocuk kitaplarının da 5. Gelmiş geçmiş en iyi 11 çocuk kitabının 4. ise bu da listede bulunmak zorundaydı. O da Alice Harikalar Diyarında. Lewis Carroll'un yazmış olduğu kitap. Bu kitap da sizin tahmin edebileceğinizin ötesinde çok eski bir kitap. 1865 yılında yazılmış. Bu romanda romanın baş karakteri Alice, tavşan yuvasından girdiği dünyada karşılaştığı değişik fantastik öğeler ve değişik karakterler ve edebiyatın gerçekten hayal gücünün son noktası olabileceğini düşündüğüm bir kitap. Gelmiş geçmiş en iyi 11 çocuk kitabının 3.sü ise Arkadaşım Canavar. Maurice Sendak'ın yazmış olduğu bu kitap 1963 yazımı. Max annesinin yemek yedirdikten sonra yatırdığı bir çocuk ama hayal dünyasında o canavarların yanına giden bir çocuktu. Kitabı açıp baktığınızda çoğunlukla resimlerden, gerçekten çok güzel çizimlere sahip olan resimlerden oluştuğunu görüyorsunuz. Gelmiş geçmiş en iyi 11 çocuk kitabından 2.sü ise Narnia Günlükleri. Narnia Günlükleri serisinden Aslan Cadı ve Dolap isimli kitabı. Bunun da yazım tarihini duyunca bayağı şaşıracaksınız. Narnia Günlükleri günümüzde hala böyle popüler ve yeni basılmış bir kitap gibi piyasaya sürülse de Narnia Günlükleri ilk olarak 1950 yılında yazılmış. Hikayenin giriş kısmında aslında bu kitabın sadece çocuklar için olabileceği, çocuklar için yazıldığı söylense de giriş kısmını boş verin. Bu kitap gerçekten 7'den 70'e herkesin okuyabileceği bir kitap aslında. Bu kitapta sihirli bir dolaba 4 tane çocuğun girmesi ve başına gelen olaylardan bahsediyor. Ve sıra geldi. Gelmiş geçmiş en güzel, en iyi 11 çocuk kitabının 1.sine. Bu kitabı ben duyduğumda, gördüğümde, bu kitabı bilmediğim, bu kitabı okumadığım için henüz gerçekten çok utandım. O kitapta Örümcek Ağa, Charlotte Swepp, Phoebe White'in yazmış olduğu bir kitap 1952 yılında yazılmış. Bu kitap bir örümcek ve domuzun hikayesini anlatıyor aslında. Peki şöyle denmiş, bir kitap olsaydı ve o kitap bu dünyayı anlatacak bir kitap olsaydı ve ben onu bir zaman kapsülünün içerisine koyup uzaya gönderecek olsaydım hangi kitap olurdu bu? Bu kitap bu örümceğin ağı kitabı olurdu denilmiş. Yani gelmiş geçmiş en iyi çocuk kitabı Örümcek Ağ. Siz Örümcek Ağ isimli kitabı okudunuz mu merak ediyorum. Aşağı yorumlarınızı yazarsanız sevinirim de okumadım. O yüzden çok utanıyorum ve en yakın zamanda Örümcek Ağ isimli kitabı edinip okumayı düşünüyorum. Bugün size gelmiş geçmiş en iyi 11 çocuk kitabından bahsettim. Siz bu kitaplardan hangilerini okudunuz? Okuduklarınızı lütfen aşağıya yazın. Okumadıklarımızı da çekinmeden söyleyelim. Benim gelmiş geçmiş en iyi çocuk kitabını okumadığım gibi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.